Bakmayın böyle kara olduğuma. Ben bir Türk'üm. Dedelerim Fas asıllıydı. Ta Osmanlı zamanında göçüp buralara yerleşmişler. Böylelikle biz de Afrika kökenli Türk aileler arasındaki yerimizi aldık. Emirgan ortaokulunu son sınıfta bırakıp şehir tiyatrolarına geçtim. Tiyatrolar, oyunlar, gösteriler derken sinemayla tanıştım. Sev Kardeşim filmini bilirsin. Sonra Zilli Nazife'yi çektik. Ama benim içimde başka bir tutku vardı. Çok daha büyük bir ateş. Müzik. Ben de Neriman Altındağ Tüfekçi'nin korosuna katıldım. Amatör olarak tabii. E, 1973'te Kim Bunlar topluluğunun solistliğini yapmaya başladım. Birlikte bir plak çıkardık. Üstünde adım yazmaz ama o plan A yüzünde söylediğim 100 yüz kere, bin kere şarkısıyla profesyonel müzik dünyasına adım atmış oldum. Plak tutulunca TRT'nin düzenlediği bir yarışma vardı. Ona katılmaya karar verdik. Toplu iğne Beste Yarışması. Vallahi ne yalan söyleyeyim, öyle büyük isimler vardı ki... ...benim hiç ama hiç ümidim yoktu. Eşim Şevmi Kerim bir bestesiyle katıldık. Hatırlamaman normal. E, eşim bestelerine Erol Tanır imzası atardı. Her neyse. O şarkının adı Unutama Beni. Halk oylamasıyla birinci oldu dillerden hiç düşmedi. Aşıkların, ayrılık acısı çekenlerin dilinde pelesenk oldu. İkinci büyük çıkışım Gel Tezkere şarkısıyla oldu. 86'ya kadar long playler, kasetler, 45'liklerle müzik hayatım sürdü. Sonra sahne çalışmalarına son verdim. 2000 yılında Eski Dostlar isimli albümle müziğe bir saygı duruşu şey yaptım. İyi ki de yapmışım. Çok geçmedi. İki yıl sonra bedenim, elim bir hastalığa yenik düştü. Hayat işte, yaşanır, unutulur. Ama belki sen beni hatırlarsın. Kimim ben? Sanatçımız Nermin Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Unutama Beni şarkısıyla hafızalarımızda yer eden Afrika kökenli Türk sanatçımız kimdir? A. Esmeray, B. Nilüfer, C. Bergen. Evet, cevap vermek istiyorum. A, Esmeray. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.